Irak'ın kuzeyinde şehit düşen piyade sözleşmeli er Müslüm Özdemir'in ailesinin depremzede olduğu ve Kahramanmaraş'ta çadırda kaldığı ortaya çıktı. Şehit Özdemir'in acı haberi Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depreminden sonra çadırda yaşamaya başlayan ailesine verildi. Şehit ailesinin komşularından Nazire Keskin ise şehidin ailesine ev sözü verdiğini söyledi. Çocuğun hayali evlenmeden önce size bir ev alacağım demiş. Bekar da askere gitti. Çok terbiyeli bir çocuk. Komşulardan Hatice Gül buyruksa konteyneri ısıtamadıkları için ailenin çadırda kaldığını ifade ederek şunları söyledi. Şehit haberinin alınmasının ardından ailenin çadırına konulan 10 adet ısıtıcı dikkat çekti. Konteynerde zoba kuramazlar, mecbur çadırda kalacaklar. Yani başka çareleri yok. Hani müşte ısınıyorlar, başka türlü bir şey yok. Yani çaresizler. 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Erkemal Batur'un Acı Haberi Nide'deki baba ocağına ulaştı. Şehidin baba evine Türk bayrakları asılırken yakınları ve komşuları da taziye için eve akın etti. Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın'ın şehit olması sonrası şehidin Adıyaman'daki baba ocağına Acı Haber verildi. 27 yaşında olan şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın'ın bekar olduğu ve abi Murat Sayın'ın da az subay olarak görev yaptığı öğrenildi. Diğer şehit ateşi ise Göksun ilçesi Hacıkodal mahallesindeki şehit piyade sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in baba ocağına düştü. Yine askeri yetkililerce verilen acı haberin ardından şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı. Piyade Üsteğmen Gökhan Deli'nin memleketi Aksaray'ın Ereğli Kapı Mahallesi'nde oturan babası Bayram Delene acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberin ardından baba evine Türk bayrağı asıldı. 28 yaşında şehit olan piyade uzman çavuş Hakan Gün'ün şehadet haberi Gaziantep'te oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin babası Süleyman Gün ve diğer aile üyeleri acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Şehit olan piyade uzman çavuş Ahmet Köroğlu'nun acı haberi İstanbul'un Tuzla ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Ailenin en büyük çocuğu, üç kız bir erkek çocuk olmak üzere. E ee, bu ailenin de bu sülalenin de ikinci şeydi. Bir de 2008'de Beytüşşebap'ta Talha Köroğlu kuzeni olur. Ee, o da şey olmuştu. Bu da bir başka bir takdir-i ilahi. Ee, köyümüzün, ilçemizin e, ve vatanımızın başı sağ olsun. vatan sağ olsun diyelim. 22 yaşındaki istihkam sözleşmeli er Murat Atar'ın ordudaki baba ocağına ateş düştü oğlunun şehit olduğu haberini alan Selma Atar ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Murat Atar'ın 8 aylık eğitimin ardından 2 ay önce göreve başladığı bildirildi. 27 yaşındaki istihkam sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'de çıkan çatışmada şehit oldu. Acı haberi alan yakınları şehidin Türk bayrağı asılı baba ocağına gelmeye başladı. Muhammed Tunahan Evci'nin yaklaşık bir yıl önce Hakkari'den Kuzey Irak'a gönderildiği öğrenildi.